Merhaba, bugünkü tarifimiz Glas Gurme'den biftekli ve beşamel soslu fırında makarna. Dünya mutfaklarından en lezzetli tarifler bu kanalda. Malzemeler: 350 gram burgu makarna, 350 gram antrikot veya biftek, 40 gram un, 500 ml süt, 100 gram tereyağı, 200 gram taze kaşar rendesi, sıvı yağ, karabiber, tuz. Makarnanızı hazırlamak için önce etinizi ızgarada kızartın. Tabii bir gün önceden fajitas marinadı ile terbiyelerseniz daha yumuşak ve lezzetli olur. Makarnalar için önce büyük bir tencerede bol suyu kaynatıp içine tuzu atın. Makarnaları içine atıp kaynayıncaya kadar ara sıra karıştırın. Böylece dibe yapışmazlar ve 8-10 dakika kadar kaynadıktan sonra süzün. Aynı tencereye 3 kaşık sıvı yağ koyup zeytinyağı da kullanabilirsiniz. İçinde 60 gram tereyağını eritin ve makarnaları içine atıp birlikte karıştırın. Küçük yapışmayan bir tencerede 40 gram tereyağını eritin. İçine 40 gram unu bir seferde atın. Tahta bir kaşıkla karıştırarak çok az kavurun. İçine sütü soğuk olarak ekleyip karıştırın. Sizlere beşamel sosun tarifini vermiştim. Bu makarna çok lezzetli oluyor. Özellikle sos beşamel fırında makarnaya çok yakışıyor. Denediğiniz zaman göreceksiniz. Bu arada sos beşameliniz krem gibi oldu, görüyorsunuz. Peynirin 3'te 2'sini sos beşamelin içine koyun. Karıştırıp 3'te 2'sini makarnaların üzerine dökün. Metal kaşık parçalamasın diye tahta bir kaşıkla yavaşça karıştırın. Beşamel sos makarnaların her tarafına bulansın. Bir kenara bırakın. Izgarada kızarttığınız eti ince ve uzun olarak kesin. Makarnanın üzerine ekleyin ve yine tahta bir kaşıkla çevirerek alttan itibaren karıştırıp bir fırın kabına koyun. Üzerine ayırmış olduğunuz beşamel sosu serin ve yine ayırdığınız taze kaşar rendesini üzerine serpin. Dilerseniz birkaç parça tereyağı yine peynirlerin üzerine koyup 190 derece kızdırdığınız fırında 30-35 dakika makarnanızın üzeri burada gördüğünüz gibi nar gibi oluncaya kadar pişirip çıkarın. Daha sonra 15 dakika dinlendirin. Fırında makarna dinlendiği zaman beşamel sos koyulaşır ve makarna daha lezzetli bir hale gelir. Afiyet olsun. Umarım tarifimizi denersiniz. Gerçekten çok lezzetli. Yeni bir tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın.